ileride aradığımız her şeye Google amcaya sorarak tek tıkla ulaşabiliyoruz. Peki bu hep böyle miydi? Tabii ki hayır. Bırakın birkaç yüzyıl öncesini, bizim çocukluğumuzda bile internet bu kadar yaygın değildi. Ya kütüphaneden ya da evdeki ansiklopedilerden bakarak aradığımız şeyi buluyorduk. Bundan 20-25 yıl önce bile böyleyken, ya yüzyıllarca önce yaşamış insanlar aradıklarını nasıl buluyorlardı? Cevap çok da zor değil. Tabii ki kütüphaneler yardımıyla. 500 sene önce de, 20 sene önce de insanlar merak ettikleri konulara ancak kütüphaneler yardımıyla ulaşabiliyorlardı. Kütüphane deyince aklınıza Lefkoşa'daki Milli Kütüphane gelebilir. Fakat bugün biz daha tarihi bir kütüphaneden bahsetmek istiyoruz. Sultan II. Mahmut Kütüphanesi'nden. Bugünkü gezimizde yolculuk arkadaşımız, vakıf rehberi sertifikalı turist rehberi ve aynı zamanda Rehberler Birliği As Başkanı Mehtap Aykut Hız. Kütüphane ile ilgili merak ettiğimiz tüm soruları sevgili Mehtap'a soracağız. Sultan II. Mahmut Kütüphanesi'ne dışarıdan baktığımızda kubbesiyle, revak bölümüyle bana Arabahmet Camisi'ni hatırlattı. Haklısın. 19. yüzyıl klasik Osmanlı mimarisinin ortak özelliklerini yansıtan bir yapı zaten. Bu tek kubbeli, kare planlı ve önünde revaklarıyla hani minaresiz küçük cami dediğimiz mescit yapısını andıran bir görüntüsü var zaten. Ortak bir özelliği olduğu için bu dönemdeki Osmanlı mimarisi yapılarının. Dışarıdan baktığımız zaman tekrar binaya, biliyorsun benim yöntemim odur. Önce bir tarihi eseri dışarıdan incelemeyi isterim. Kütüphaneye dışarıdan baktığımızda fark etmemiz gereken detaylar var mı? Evet, öncelikle güzel bir bahçesi var içerisinde şu anda bulunduğumuz, ama onun dışında da tabii ki yapının kesme taştan olduğu hemen göze çarpar ve kuzey, güney ve batı kısımlarında maşallah yazılı mermer levhalar bulunmaktadır. Bu da genellikle kütüphanelerde bu maşallah ibaresi bulunur. Ne zaman inşa edildi? Kütüphane 1829 yılında 2. Sultan Mahmut döneminde inşa ediliyor. Tabii o dönemin Kıbrıs valisi Ali Ruhi Efendi tarafından, onun öncülüğüyle, onun girişimleriyle böyle bir kütüphanenin gerekliliği vurgulanıyor. Amaç neydi bu kütüphaneyi inşa etmede? Şimdi bu kütüphane yapılmadan önce Kıbrıs'ta birkaç tane daha kütüphane olduğu biliniliyor. Ama bunlar cami, tekke, zaviye gibi yerlerin içerisinde olduğu için normalde halkın da kolayca ulaşması biraz daha zor. O yüzden de tüm halka kolaylıkla hizmet verecek, ücretsiz hizmet verecek ve özellikle de öğrencilerin faydalanabileceği bir kütüphane yapılması düşünülüyor Ali Ruhi Bey tarafından. Niye tam bu noktaya konuşlandırıldı? O dönemde de zaten 2. Mahmut tüm bu kütüphanelerde yeni bir yapılanma, bir sayım, bir toparlama dönemine giriliyor. Ve burada da bu bölge uygun görülüyor. Neden? Çünkü burada bir Selimiye Külliyesi denilen bir yapılanma var. Nedir bu? Büyük küçük medreseler var. Okullar. Evet, bunlar günümüzde eğitim merkezleri diyelim. Evet. Onların bulunduğu, ki bunlar zaten merkez cami kabul edilen bir yapının etrafında genellikle şekillenir. Bu yapılaşma sosyal bir yapılaşmadır. Külliyenin de temelinde zaten halka ücretsiz hizmet verecek bu sosyal yapılanmaların camilerin etrafında oluşması vardır. Ki bunlar vakıf işleyişi ve hayrat anlayışıyla böyle bir araya gelmiş, halka hizmet sunmak, ücretsiz hizmet sunmak için yapılmış olan oluşumlar. Yani ben hayran kalıyorum, biliyor musun? Yani Osmanlı'ya ait eserleri inceledikçe şehircilik anlayışları, sosyal yapı anlayışları birbirleriyle bağlantılı ve ilişkili ve tamamen toplumsal çıkar
göz önünde bulundurularak yapılan şeyler. Evet, baktığımızda nasıl böyle bir hani Topkapı'da bir payitaht sanki kendi içindeymiş evet. gibi görünse de ama sarayın dışarısında da rastgele bir oluşum yapılmamış aslında. Evet, her evet. şey bir mana içerisinde. Genellikle o dönemde vakıf, efkaf çok önde, ön planda. Bu yardımlaşma zaten onun evet. üzerinden geçer. Buna da gerçekten önem vermişler bu dönemlerde de. Yani takdir ediyorum ben çok evet, fazla. Günümüzde de bunun daha modern çevrilmiş halleri karşımıza tabii çıkıyor. İşte farkındalık yaratıyoruz deniyor. Evet. Kulüpler, dernekler, birlikler kuruluyor. Ama bu yapıda, şeyler... bu sistemde değil. Evet, yani bu düzende Osmanlı'da değil. Osmanlı'da evet. bir sistem vardı. Bu zincir, güzel bir evet. zincir bu kendi evet. içerisinde. Bu zincir de bu düzende değil. Evet. Peki adı en baştan itibaren Sultan II. Mahmut Kütüphanesi miydi? Tabii ilk yapıldığı zaman şöyle bir yapıya önce hani bir isim konmuyor aslında. Kütüphane evet burası evet. bir kütüphane olarak yapılıyor bir işlevine göre. Ama daha sonrasında tabii burası bir merkez bir yani diğer kütüphanelerden de kitaplar vakfediliyor buraya hı hı. toplanılıyor. Ve bir devlet kütüphanesi oluyor kütüphane-i amire diye. Evet. Zaman içerisinde bu kütüphanenin yapımında tabii ki Sultan II. Mahmud'un bilindiği için o dönemde de kendisinin girişimleriyle burası olduğu için II. Mahmud, Sultan II. Mahmud Kütüphanesi veya Sultan'ın Kütüphanesi evet. şeklinde yakıştırılmış isimler kullanılıyor ki bunlar daha sonra da kayıtlara geçiyor ve hani hangi kütüphane değil artık Sultan II. Mahmud veya Sultan'ın Kütüphanesi diye kullanılıyor. Bir ayrıştırma olmuş oluyor. Kütüphaneye girdiğimiz zaman çok ışıklı, aydınlık, ferah, şirin, butik bir kütüphane karşılıyor bizi. Evet, günümüzde butik olarak nitelendirilebilir ama tabii o zamanın şartlarına göre gayet yeterli bir kütüphane olarak düşünülmüş yapı olarak. Metresi öğrencileri hangi kitaplardan yararlanıyorlardı? Evet, burada tabii 1700 civarında kitap olduğu bilinmekte. Usulen zaten kütüphaneyi yapan kişi ilk önce kitapları vakfeden kişidir. Bu 1700 kitabın içerisinde de gene Sultan II. Mahmud'un bizzat kendisi tarafından buraya vakfedilmiş, hediye edilmiş, bağışlanmış kitaplar olduğu bilinmekte. Bunun haricinde tabii Türkçe dönemde tabii Arapça, Farsça ve kitaplarında ilim, bilim içeren, bilgileri içeren kitaplarında tabii ki burada olduğunu biliyoruz ki bu medrese öğrencileri buradan, bu kitaplardan ve halk faydalanabiliyordu rahatlıkla. Katip Çelebi'nin ünlü bir kitabı var, evet. Cihan Nüma. O kitabın da burada olduğu söyleniyor. Söylenir, evet o da önemli bir kitap. Biz bunları bu kütüphanede çok zaman geçirmiş olan öğretmen Ahmet Raik Bey'in 1901-1904 yılları arasında buralarda bulunmuş kendisi ve bir kitap yazmış. O kitabın içerisinde geçiyor. Osmanlı dönemindeki ilk sistematik coğrafya kitabı olarak çok geçiyor. Enteresan. Bu da önemli bir tabii ki eser. Peki bu kitaplar nerede şimdi? Yani ben ilk buraya geldiğimde 1700 adet değerli kitap göreceğimi sandım ama kitaplar burada değil. Herhalde emniyete mi alındılar? Tabii şimdi kütüphanenin 1829 yani 19. yüzyıllardan bahsediyoruz. O yıllarda kurulduğunu düşünürsek unutmayalım. Günümüz şartlarında bu kitapların bugüne kadar zaten muhafaza edilmesinde pek de bir imkanı yoktu. Evet. Zaman içerisinde ki Osmanlı döneminde Efkaf'a ait olan bu kitapların idaresi de daha sonra İngiliz döneminde Marif'e devrediliyor. Hmm. 1950'li yıllarda Kıbrıs Müzesi'ne gidiyor kitaplar. Çünkü artık hem bina olarak hem buradaki kitaplar da yıpranmıştı o dönemlerde. 1980'li yıllara gelindiğinde bir tekrar sayım yapılıyor. Bu sayımdan sonra da 1998 yılında da buradaki kitaplar Girne'de bulunan Milli Arşive Dairesi'nin binasında muhafaza altına alınıyor. Harika. Tabii bu arada dijital sisteme de aktarılıyor bir kısmı. Halen devam ediyordur belki de.
Bir de vakıf ve bağış kavramları Osmanlı kültüründe çok önemli kavramlar. Evet. Yani Osmanlı'yı tanımlayan kavramlar. Kütüphaneye de yapılan bağışlar vardı mutlaka. Sultan II. Mahmud'un dışında dediğim gibi bu kütüphaneyi kalkındırmak için, kitapları, eserleri daha da zenginleştirmek için hem o özel diğer kütüphanelerde bulunan kitaplar, diğer vakıflara ait kitaplar da burada toplanıyorlar. Bir de kütüphaneye gelirken bunu hep sormak istedim sana, şimdi aklıma geldi. Sokak isimleri çok enteresan geldi bana. Evet, şimdi hani böyle dedik ya, bir konu etmiştik Osmanlı'nın yapılaşmasından, hani bu külliyeden falan bahsettik. Şehirleşme de aslında ona bağlı olarak gelişiyor. Şimdi bir merkez, bir cami hemen baz alınıyor zaten. Evet. Onun etrafında işte çarşılar, aşhaneler, kütüphaneler ve medreseler veya tekke zaviyeler hemen. Hanlar, hamamlar. Hanlar, hamamlar. Ve dolayısıyla da caminin etrafında da sokaklarda da Kadı Sokak, İdadi Sokak. Çünkü evet, değerli bir yapı var burada da. Evet. Büyük Medrese Sokak, Kütüphane Sokak, Küçük Medrese Sokak. Ve buradaki kadıların isimlerinin de verildiği sokaklar karşımıza çıkıyor. Buna bir paralel hatırlatalım. Mesela paşaların oturduğu sokak, Araba evet, Ahmet Paşa. Orada ne diyor sokak paşa isimleri? Onlarda da paşaların isimleri genellikle geçer sokak, tabii ilk zamanki şeylerde. Bunlar tabii sınıflandırma yapıldıkça sokak isimleri verilecek, bir ayrıştırma yapılacak, işte bir adres belirlenecek. İlk akla gelen oradaki işlevi, yani evet, o bölgenin konumu, içindeki değerler. Yani bunda bile bir sistem var. Evet. Bunda bile, bu çok hoşuma gidiyor. Tabii, kültürle ilgili. Bizim en büyük şansımız Kıbrıs'ta sokak isimleri halen İdadi Sokak, Kadı Sokak, evet, Medrese Sokak, küçük büyük medrese. Yani oradan bile yakalarsak deriz ki, evet, burada demek ki bir külliye var. Evet. Yani bir şey, evet, var. Yani büyük medrese sokağını kafasına göre koymamış. Varmış ki koymuş. Koymuş. Kütüphanenin başka enteresan, dikkat çeken hikayeleri var mı? Tabii şimdi kütüphanenin içerisinde hemen kubbenin alt kısmında çevreleyen 48 beyitten oluşan bir metiye dikkatimizi çeker, evet, girer girmez. Kütüphane binası yapıldıktan sonra Kıbrıs halkının 2. Mahmud'a olan teşekkürü diyelim. Minneti. Onları içeren, evet, ona karşı böyle minnet duygularını ve tabii ki böyle mübalağalı şekilde, evet, bir teşekkür etmek isterler. Ve bu görev de dönemin şair hocası Hilmi Efendi'ye verilir. Evet. Hilmi Efendi'nin de marifeti bu 48 beyti 24 saatte yazması. Hmm. 24 saatte yazıyor, beyit buraya nakşediliyor. Kubbenin hemen alt kısmında çepeçevre. Ama düşünün ki o kadar da usta bir şair ki, İkinci Mahmud çok beğeniyor bu övgü dolu dizeleri ve onu Topkapı Sarayı'na çağırır. Topkapı Sarayı'nda ona şairlerin sultanı veya şairlerin başı efendisi gibi bir ünvan da orada veriliyor ve hatta kendisine de deniyor ki, burada kal, sana bir de mevki veririz. Ama kendisi Kıbrıs sevdalısı, adasını seviyor, Kıbrıs'ı seviyor ve diyor ki, hayır, ben vatanıma, Kıbrıs'a, adama tekrar geri dönmek istiyorum diyor. Bu alçak gönüllü cevabı, evet, diyelim bu şekilde, tabii bu mevkiyi reddetmiş oluyor. Düşün, Topkapı, evet, Sarayı'na gitmiş, mevki verilmiş, makam verilmiş, istemiyor. Tabii bu alçak gönüllü oluşu ve Kıbrıs sevdası gene karşılıksız kalmıyor. Ve ikinci Mahmud ona burada müftülük görevi veriyor. Kıbrıs'a döndükten sonra bir sürede müftülük görevini yerine getiriyor. İkinci Mahmud Kütüphanesi'ni istediğiniz zaman ziyaret edip tarihi kokusunu soluyarak zamanda yolculuk yapabilirsiniz.
nostaljik havası ve muhteşem enerjisiyle ruhunuzu ödüllendirebilirsiniz. Bir zamanlar padişahın kitaplarına ev sahipliği yapmış, medrese öğrencilerinin ellerinden geçmiş kitapların bulunduğu odalarda atalarınızı hissedebilirsiniz. Unutmayın, her tarihi eser kendimize giden yolu bulma çabasıdır.